Herkese merhaba. Evet, elimde kocaman bir lahanamız var. Bilmiyorum lahanayla aranız nasıl ama ben çok severim. Fakat sadece şöyle bir sorunu var bence lahananın. Çok büyük olduğu için böyle sürekli bir buzdolabında kalma durumu olabiliyor. Bilmiyorum sizlerde oluyor mu ama bende oluyor. Ve şu anda Ocak, Şubat aylarının hani mevsim sebzesi olduğu için çok tüketmeyi seviyorum. Fakat böyle her seferinde de kapuska yapmak istemiyor insan veya salatasını yapmak istemiyor. Bir takım daha değişik şeyler denemek istiyor olabilirsiniz diye düşündüm. Birazcık araştırdım. Japonların okonomiyaki diye bir tarifi varmış ve aslında tava kek ama şeyle yapılıyor, lahanayla yapılıyor. Yani tuzlu bir tava kek, pancake gibi düşünebilirsiniz. Ben denedim, oldukça sevdim. Umarım sizler de seversiniz ve hemen tarife geçiyorum. Okonomiyaki'mizi hazırlamaya başlayabiliriz. İsim birazcık zor gerçekten. Ben böyle ezberleyene kadar canım çıktı sanırım. İki tane yumurta kullanıyorum. Aslında veganlar da bu tarifi yapabilirler kolaylıkla. Her zamanki gibi chia kullanarak chia'yı böyle bir 2 yemek kaşığı chia'yı bir 10 yemek kaşığı suyla karıştırıp yerleşmesini beklemeliler. Ardından da yumurta alternatif olarak kullanabilirler. Birazcık soya sosu kullanıyorum. Ben soya sosu fanı değilim. O yüzden çok kullanmıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kullanıyorum ama dilerseniz arttırabilirsiniz tabii ki. Ama inanın yakışıyor. Kullanmasanız da olur. Şimdi birazcık da uzakta olduğu için susam yağı kullanıyorum. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ve onu da bir tatlı kaşığı kadar kullanacağım. Ardından baharat olarak soya sosu zaten tuzlu olduğu için tuz koymayacağım. Birazcık zerdeçalda karabiber koyuyorum. Zerdeçalın zaten emilimi için arkadaşlar mutlaka karabiber kullanmanıza gerek var. Şöyle bir çatal yardımıyla hepsini karıştırıyorum. Bu arada sadece karabiber değil aynı zamanda yağ da ihtiyacımız var. Zaten şu anda hepsi içeride mevcut. O yüzden emilimini de sağlamış oluyoruz elbette. Karıştı gördüğünüz gibi. Şimdi ben işte yulaf unu ekliyorum. Yulaf unu kullanmak zorunda değilsiniz. Normal tam buğday unu kullanabilirsiniz. Siyaz kullanabilirsiniz. Glutensiz olsun istiyorsanız kara buğday kullanabilirsiniz. Dilerseniz badem unuyla kara buğdayı karıştırabilirsiniz. Un seçimini tamamen sizlere bırakıyorum. Yine çatalımla karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yoğun bir karışım oldu. Bunu birazcık açmamız gerekiyor. O yüzden de su kullanacağım. Tabii ki de böyle süt kullanabilirsiniz ama ben sütün çok yakışacağını düşünmedim. Badem sütü olabilir ama onun çok böyle bir aroması yok sonuçta ama normal süt kullanmayı çok tercih etmiyorum. Şimdi suyla birazcık kıvamını açıyorum. Suyu da ne kadar koydum ben size söyleyeyim. Bir su bardağından 3 parmak eksik koydum diyebilirim. Undan una da çok değişecektir. Mesela ben şimdi yulaf unu kullanıyorum. Siz başka bir un kullandığınızda böyle kıvamı bir tık farklı olabilir. O anlamda da eğer mesela çok daha katı olduysa birazcık daha su ekleyerek açabilirsiniz. Biraz çok böyle sıvı olduğunu düşünüyorsanız ki o olmaması için yavaş yavaş suyu eklemekte fayda var. Birazcık daha kullandığınız undan koyabilirsiniz. Şimdi göstermek istiyorum size kıvamı. Ne çok akan böyle ne de böyle çok sıvı bir karışım elde ettik. Bu karışımımız hazır. Oldukça da kolay oldu gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim asıl malzememize. Okonomiyaki Japonya'da böyle lahanayla yapılıyormuş. Lahana da her zaman bence hepimizin evinde arta kalan bir malzeme olmuştur. Şöyle ben lahanayı oldukça ufak parçalara kestim. İsterseniz rondoya da atabilirsiniz. Tarttım da yaklaşık böyle 300-320 gram civarı lahana elde ettim. Ne kadar ediyor ben size söyleyeyim. 4 avuç kadar lahana. Bir de 3 tane de böyle sivri biberim vardı. Tatlı ama acı kullanmıyorum. Acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Şimdi herkes acı yemiyor. O yüzden ben acı kullanmak istemedim. Onu da böyle incecik doğradım. Ufacık. Onu da koyuyorum. Lahananızı dilerseniz bu arada rendeden de geçirebilirsiniz. Veya böyle hani rendeleme makineleri var ya onlardan da kullanabilirsiniz. Bu tarifin hani şöyle bir güzelliği var. Lahanayla yapın tabii ki ama bunu başka böyle sebzelerinizle de yapabilirsiniz. Evde arta kalmış pişirdiğiniz sebzeler olur, haşlanmış sebzeleriniz olur. Ne varsa kullanabilirsiniz. Dilerseniz yani kabak bile koyabilirsiniz. O zaman daha böyle mücverimsi olur belki ama dediğim gibi her türlü malzemenizi değerlendirebileceğiniz tarzda bir tarif. Bu tarz tarifleri seviyoruz çünkü yani israfı sevmiyorum. Biliyorsunuz her seferinde de dile getiriyorum. Bunun içine böyle maydanoz, dereotu tarzı şeyler de ekleyebilirsiniz. Şimdi ben kaşığımla alttaki harçla güzel güzel karıştırıyorum lahanamı ve biberlerimi. Böyle acayip bir hamur değil ama yoğunluklu olarak lahana gibi görebiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir şekilde pişecek, sizi endişelendirmesin. Şimdi tavamıza ve pişirme aşamamıza geçebiliriz. Pişirme aşaması oldukça kolay. Şöyle bir tavam var. Tavamı da hafif susam yağı ile yağlıyorum ki yapışmasın karışımım. Dilerseniz dediğim gibi zeytinyağı da tabii ki de kullanabilirsiniz.
Şu şekilde yayıyorum. Şöyle her koyarken alt üst etmenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle harcı aşağı doğru inebiliyor. Çok az harç kalırsa da bir araya gelmez. Şimdi ben ısıttığım tabama yaptığım harçtan birazcık ekliyorum. Zaten ses de geliyor gördüğünüz gibi. Güzel güzel ısınmış taban. Yapmak istediğiniz büyüklük size kalmış. İsterseniz tabanın hepsini de yayabilirsiniz. Ben böyle tabanın böyle 3'te 2'sine kadar yayıyorum. Daha da büyük yapmayacağım. Ara ara altını kontrol edin tabii ki de. Böyle 3-5 dakika kadar sürüyor. Altının kızarmasını istiyoruz. Çok fazla pişmeden de kaldırmaya kalkarsanız tabii ki de dağılabilir. Umarım ben de dağıtmadan şunu çevirebilirim. Evet. Wow, tam istediğim gibi oldu. Görüyorsunuz güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi diğer tarafını da kızartacağız. Ardından da hazır olacak. Bayağı lezzetli gözüküyor. Şimdiden kokusu da zaten beni şu anda bayağı acıktırdı. Evet, diğer tarafı da pişti. Şimdi diğerlerini pişirirken böyle bir tabağa koymak istemiyorum. Şöyle bir telin üzerine koyacağım arkadaşlar. Çünkü diğer türlü tabağın üzerine koyduğunuzda ne oluyor? Böyle onun ıslaklığıyla kalıyor ve gerçekten yumuşuyor. Güzel bir tat olmuyor sonrasında. Pankekler için de aynı şey geçerli. Tava kekler için de aynı şey geçerli. O yüzden böyle bir şeyler pişirip bekletiyorsanız sıcağıyla mutlaka bir telin üzerine bekletmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi bunu telimin üzerine alıyorum ve diğerlerini yapmaya devam ediyorum. Sonrasında da sizlerle paylaşacağım. Okunami yağgilerimiz hazır. Tamına 6 tane çıktı. Böyle 2 tanesini ben ufak tavada yaptım. Hatta tavamı göstereyim. Şunlarda yaptım. Diğerleri de daha büyük oldu. Yaklaşık her tarafını böyle 3-4 dakika kadar pişirdim. Çok yükseltmedim de ateşi çünkü çok fazla yükseltirsem de yakabilirdim. Hatta şunu hafif arada kaçırdım gibi oldu ama sonra kurtardım. Şimdi de birazcık soğuduktan sonra tadıma geçebiliriz. Valla çok soğumasını beklemeden tatmak istiyorum çünkü oldukça merak ediyorum. Mutfağım çok güzel koktu. Böyle sanki uzak doğuda bir yere gitmişim gibi hissettim. Bu aralarda biliyorsunuz tatile gidemediğimiz için bence güzel bir şey oldu. Uzak doğuyu yanımıza getirdik. Hemen bir tadına bakıyorum. Şimdi size nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Şöyle ki çok lezzetli. Bir kere sıcak yemekte fayda var aslında. Çok fazla soğutmayalım. İkincisi böyle lahanın tadını bence almıyorsunuz. Çünkü diğer o soya sosu, işte koyduğumuz yumurta vesaire zerdeçal derken o tat böyle bir harmanlanmış ve hafif de çıtır çıtırlığı da var. Acayip böyle yumuşamamış. Ama inanılmaz lezzetli. Normalde baktığımda böyle internette böyle bir mayonez sosuyla servis ediyorlar ama ben tabii ki mayonez sosu yapmak istemedim. Bunları güzel bir servis tabağına alıp yoğurtla servis edebilirsiniz. Ve tek başına bile bence yenilebilecek tarzı çok lezzetli bir tarif olmuş. Bu sayede lahanalarınızı da değerlendireceğinizi düşünüyorum. Eğer bizim daha çok lahanamız var, daha çok tarif istiyoruz diyorsanız mutlaka aşağıya yorumları bekliyorum. Buralara gelmişken tabii ki abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki tarifimizde veya artık videomuzda diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.